Evet, kıymetli Bozgürtlüler, sevgili hemşehrilerim, korona pandemi sürecinde 11 ayı geride bıraktık. Bu illet yüzünden hayatını kaybeden değerli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, kederle yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Tedavi görmekte olanlara ise acil şifalar dilerim. İnşallah bu kötü dönemi bir an önce atlatırız. Ama 11 aylık yakın geçmişi şöyle bir hatırlayalım. Hastalığın başladığında maalesef tedbir, kısıtlama ve önlemler zamanında alınamaz. Hazırlıksız ve tabiri caiz ise can havli ve yetki karmakarışısı ile önlemler uygulanmaya başladığında başta halkımız olmak üzere cefakar sağlık çalışanları çok yıprandı. Küçük esnaf yalnız bırakıldı. Adeta kederine terk edildi. Vergi indirimi, devlet desteği beklerken borçlarını öteleyerek, hatta yeni krediler vererek iyice felakete sürüklendiler. Diğer taraftan maske zorunlu hale getirildi biliyorsunuz. Ama vatandaşın maskeye ulaşımı etkilendi. Hani dediler ya SMS ile evlerinize sizlere maske gelecek diye. Kişi başına 5 tane maske, SMS atın, şunu yapın, bunu yapın. Bunu bile beceremediler biliyorsunuz. Maske fiyatları kara borsa oldu, tavan oldu. Parayla maske sattırmadılar. Biz belediye olarak ne yaptık bu dönemde? Çarşıda, pazarda standlar kurarak 400 bin tane maske dağıttık. Karantinaya alınan ailelere gıda yardımı bulduk. Erzak dağıttık. Hüsnü Bey, sen Hüsnü Başkanım bu dış politikayı falan bırak. Sen bu esnafın yüzüne nasıl bakacaksın? Bu esnafın derdini nasıl götüreceksin? Sen Bozüyük'teki esnafa bak. Bırak dış politikayı, Doğu Akdeniz'deki, Libya'daki, Suriye'deki çıkarlarımızı. Onların ekillerimiz Ankara'da takip ederler, merak etme sen. Bozüyük'e bak. Kaç tane küçük esnaf kepek kapattı? Kaçı batmak üzere? Kaçı evine ekmek götüremiyor? Gidip hallerini sordun mu hiç? Soramazsın. Çünkü onların yüzüne bakacak haliniz kalmadı. Sen bırak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na laf atmayı. Onu Ankara'daki ağabeylerin yapar. Ha, Hüsnü Başkan seçilebilseydin belki sen de o zaman bunları konuşurdun. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Ali Başarır'a sistematik bir linç kampanyası başlattınız. Gerçi sen geç kaldın. 15-16 gün oldu. Sayın Milletvekili diyor ki, aynen şöyle diyor bakın. Orduya satılmış diyen alçaktır, haindir, şerefsizdir. Ama şehitlerimize kelleleyen ondan daha alçaktır, şerefsizdir. Buyur başkan sen buna ne diyeceksin? Muratdere bakır madeni için senin sözlerini aynen bak kelimesi kelimesine okuyorum. İl Genel Meclisi'nde kabul oyu verilen sadece yatırımcı firmanın 21 tane devlet kurumunun görüşünü alması ÇED sürecinin başlatılmasıdır. İl Genel Meclisi'nin bu tür kararları, çevreyi ilgilendiren faaliyetleri söz konusu 21 kuruma havale etmekten başka bir şey değildir. Belki de bir kurum olumsuz görüş bildirecek ve bu proje onaylanamayacaktır. Ya başkan sen de çok net, çok iyi biliyorsun. Bundan 3 sene önce milletvekilimiz Yaşar Tuzun'un büyük uğraş ve çabası ile sizlerin de katkıları, girişimiyle 2017 yılında bu ÇED raporuna olumsuz verilmedi mi? Bunu da tüm halkımıza sizin il başkanınız ve sadece sizin bir müjdenizmiş gibi vermedin başkan. Şimdi ne değişti? Yatırımcı firma mı değişti? Bozüyük seçmeni, Muratdere ormanlarını peşkeş çekeseniz diye mi sizin il gelmek üyeleriniz oy verdi? Red oyu verseydiniz de bunları konuşur, tartışır olmasaydık ne olurdu? İnsanların yüzüne bakacak, bu işi savunacak, tutunacak bir dalınız yok. Bu savunma girmişinin de vallahi komiklikle karşılıyorum başkan ya.
Yıl bir tane, bir tanesi net veri versin diye ve ondan medet umuyorsun başkanım. Gerçekten çok komik. Bu mu sizin siyaseti aşkla yapan zihniyetiniz? Bu mu vatan sevginiz? Toprak sevginiz? Yazıklar olsun başkanım. Yazıklar olsun. Hüsnü başkanım, bir de arıtma tesisinden bahsediyorsun. Ya insana sormazlar mı? Bugüne kadar siz niye yapamadınız? 2 yıl olmuş geleni belediyeye, bunun 11 ayı da pandemi döneminde geçmiş. Sizin iktidarınızın gücü arkanızda, değerli bakan hemşehrileriniz yanınızda olduğu halde İBA destek kredisi Dünya Bankası'ndan %85'le destek kredisi verildi halde neden yapmadınız? Neden yapamadınız? Neden beceremediniz? Şunu soruyorsam, biz siz gibi değiliz. Biz becereceğiz bu işi. Yapacağız da. DSİ ile olan projeler devam ederken İBA'ya da tekrar başvuruda bulunduk. Sen zannetme ki bu iş olmayacak. Üzülme. Biz yapacağız. Fizbil'de çalışmalarımız devam etmekte. Bitince de sen göreceksin. Evet Üstü Başkan. Bir kere de şu yanlışı düzeltmemiz lazım. Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi senin dediğin gibi Adalet ve Kalkınma Partisi eseri değil. Onu bilesin. Bilmiyorsan ben söylüyorum, dinle bak. 1997 yılında benim de belediye meclis üyesi olduğum dönemde yine Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanımızın başkanlığında ve onun döneminde önderliğinde kurulmuştur. Eğer o dönem siyaset yapılmayıp da Bakkalcıoğlu'nun yaptığı ilk proje gerçekleşmiş olsaydı Bozüyük bir Bozüyük daha olacaktı. Eğer bunları öğrenmek istersen, senin büyüklerin de bilmiyorsa bana gel, ben sana detayları anlatayım. Bu ayıbınızı, her şeyi sahiplenme hırsınıza, aşkınıza veriyorum. Ve gelişen Bozüyük için buraya Organize Sanayi Bölgesi'ne verilmesi düşünülen su miktarı Karasu Havzası'nın Bozüyük Şehir Şebekesi su devisinin diğer beslenen kaynakların varlığına, sürdürülebilirliğine zarar vermeyecek miktardadır. Bunların hesabı, kitabı yapılmıştır. Sen merak etme. Biz seçimlerden önce Organize Sanayi Bölgesi'nin yıllardır sizin iktidarınızda çözülemeyen su ihtiyacını fark ettik. Dedik ki eğer biz belediyeyi alırsak Bozüyük'ün fazla suyunu Organize Sanayi Bölgesi'ne verebiliriz. Ama ne oldu? Gene sizin ilgilenmiş üyeleriniz Bozüyük Belediyesi'nden bu suyu almayalım da İnönü Ovası'ndan çıkartalım mücadelesindeler. Biz burada seviniyoruz. En azından Organize Sanayi Bölgesi'nin su sıkıntısı çözülecek. İnönü Ovası'ndan da çıkartılsa, Bozüyük'ten de alınsa bu iş çözümlensin. Biz bundan yanayız. Sevgili başkanım, bunları da bil. Evet Üstü Başkanım, suyu sormuşsun, su parasını. Doğru, biz sudan ücret almayacağız dedik. Ama sizin şart kurnazlarınız, atık su, çöp vergisi vesaire giydirmelerle şişirdiniz. Su tahsilat faturası gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ama şunu çok iyi bil Üstü Başkanım. 20.400 mesken su abonemiz var. Bu abonenin, bak iyi dinle, 17.020 kişisi 10 tonun altında, aylık 10 tonun altında su tüketiyor. Üstü Başkan, bunu bil. Bunlar da bizim 10 tona 10 kuruş dediğimiz parayı ödüyor. Diğer ödenen paralar senin partinin, senin hükümetinin koyduğu vergiler başkan. Bir de şunu bil. Bak bakalım, bana başka yer getir. Bozüyük'ün haricinde hangi ilçe, hangi il bu kadar düşük ücretli su faturası ödüyor? Bana getir bunları, göster. Burada yalan konuşma başkan. Kimsenin kimseyi kandırmaya hakkı yok. Yalan beyana da gerek yok. Hüsnü Başkan, şunu da bil ya, Türkiye'deki en ucuz suyu Bozüyük'teki vatandaşlar kullanıyor. Bunu da bil.
vatandaşlarımız kullanıyor. Keşke iktidarınız olan Adalet ve Kalkınma Partisi doğalgazı ve elektriği de özelleştirmemiş olsaydı da bunları da şu pandemi döneminde insanlarımıza daha ucuz verebilseydiniz ya da ücretsiz yapabilseydiniz. Bizim yaptığımız gibi 10 kuruş yapabilseydiniz. Üstü başına. Ya yalan yalan yalan. Nereye kadar varacağız bunlarla ya? Hiçbir yatırım yapmamışız gibi algı yaratmaya çalışarak yalan söylüyorsunuz. Gözleriniz kör görmüyor herhalde ya. Hiçbir şey mi görmüyorsunuz? Bu kadar mı kör oldunuz? Bizi yıllarca görsel projelerle oyaladınız. Şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız dediniz. Ama başaramadınız. Bir halt yemediniz. Biz ne yaptık biliyor musun? Daha ikisini doldurmadık. Ama verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Yerine getiriyoruz tek tek. Evet, hal bölgesinde çarşı projemizi başlattık. Bu projede yerin altına 10 metre indik ve buraya iki katlı otopark. Otoparkın üstünde de çarşı yapıyoruz. Arka bölgesi olan balık pazarı, herkesin bildiği gibi balık pazarına da projenin devamı gelecek. Yangından mal kaçırır gibi seçimden 15 gün önce alel acele ihaleye çıkıp toprak harfiyatı yaparak ortada bıraktınız. Adına da mahalle konağı dediniz. Basit projelere biz iş başına gelir gelmez el attık. Tümden ele alıp tadilatlar yaptık. 4 Eylül Mahallesi'nde Bozüyük Belediyesi Sosyal Kültürel Tesisini yaptık. Burada 600 kişilik Bozüyük'te olmayan dev bir düğün salonu kazandırdık mahallemize. Bunun yanında söz verdiğimiz gibi, seçim saatinde söz verdiğimiz gibi 100 çocuğumuza hizmet verecek kreşimiz var. Ayrıca Yeşilkent'teki projeyi de yenileyerek bu mahallemizin ihtiyacı olan büyük bir marketi kazandırdık. Yeşilkent Sosyal ve Kültürel Tesisimizde yine mahalle halkımıza hizmet edecek salon ve jimnastik alanları da vardır. Hüsnü Başkan, biz bunları yaparken şov peşinde olmadığımız için, yapılması gereken hizmetler diye gördüğümüz için, belediyecilik olarak belediyecilik hizmeti gördüğümüz için, tabii siz gibi billboardlarda kendi fotoğraflarımızı paylaşmadığımız için göremiyorsunuz herhalde. Ama biz halkımıza hizmet için geldik. Hizmet için varız. Halka hizmet, hakka hizmettir başkan. Bunu iyi bil. Evet, başkan. Bizim çok daha projelerimiz var. Sizin aklınıza gelmeyen ya da gelse de aman dediğiniz. Hani biz bir şey yapmadık ya. Yıllardır yapamadınız ya da beceremediniz ya da aklınıza gelmeyen. Hani bizim bir Saraycık Caddemiz var ya. Bu Saraycık Caddesi'nde itfaiyenin olduğu yerde hani bir yol vardı. Keşmekeş, karmaşık, ya çok basit bir olaydı. Bunu da çok kısa bir süreçte hallettiğimizi bütün halkımız gördü. Yıllardır yapamadığımız bu olayı kavşağı, Saraycık kavşağını bitirdik. Herhalde bu kavşağı görmüşsündür başkanım. Evet üstü başkan, gelelim şu sizin ballandıra ballandıra çok çok bir şey var dediğiniz bütçemize ya. Üstü başkan, sefen yapılan hatadan bir şey ararken belediye başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu size bir şeyler söyledi. Sizin döneminizde yapılan milyonlarca fazla ödenen paralardan bahsetti. Siz bunun nasıl hesabını vereceksiniz onu düşündünüz mü hiç? Kanuna uyulmuş, denetinden geçmiş demekle olmuyor bunlar başkan. Gerçekleşmiş belediye hesaplarının, belediye kayıplarının TEDES'e ve BİASON'a 5 milyon gibi bir fazla ödenen rakamdan bahsediyoruz burada. Üstü başkan, 5 milyon ve bunun ne kadarını Sayın Bakkalcıoğlu'nun Bozüyük Belediyesi'ne geri kazandırdığını biliyorsunuz değil mi? Bu denetimden geçmiş, geçmemiş bizim için hiç önemli değil. Sizin için önemli olabilir. Ama bizim için önemli olan şu. Tüyü bitmemiş yetim hakkını biz her yerde sonuna kadar savunacağız başkan. Savunacağız. Bu bizim görevimiz, hakkımız.
Biraz önce yaptığım konuşmada Bozüyük Belediyesi'nin 2 seneye yakın zamanda yaptığı yatırımlardan biraz olsun bahsettim. Ve bu olayın da 11 ayının da pandemide geçtiğini hepimiz biliyorsunuz. Hüsnü Başkan bütçeyi okumasını da bilmiyor herhalde. Bütçeyi nasıl bakıldığını da bilmiyor. Ben eğer bu bütçede hiçbir şey göremiyorsa, hiçbir yatırım, hiçbir hesap göremiyorsa Hüsnü Başkanım şunu söylüyorum ya. Bu bütçede yatırım nerede var? Halka destek nerede var? Bozüyük nasıl kalkınacak ve yatırımlara kavuşacak? Bunlara görecek bir bilgin yok demek ki. Benim size tavsiyem şu. Bütçeyi inceleme ve okuma konusunda bir eğitim al başkan. O zaman bazı gerçeklere daha açık ve net görebileceksin. Sevgili Bozüyük hemşehrilerim. Maalesef her 100 yılda bir ortaya çıkan bu pandemi illeti ne yazık ki bizim yerel iktidarımıza denk geldi. Biz buna rağmen bu zorlu dönemde halkımızın zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu pandemi illetinin dünyayı ve ülkemizi bir an önce terk etmesi dileklerimle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.